Bu kağıdın iyi bir çekme ve gerilme mukavemeti var. Çok iyi. Öyleyse çok dayanıklı bir kağıtla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Mi acaba? Az önce gördüğünüz şey bir mühendisin kabusu olabilir. Sıkıştırmaya ve germeye dayanıklı ama farklı bir kuvvet karşısında kolaylıkla kırılabilen ya da bozulabilen bir maddenin olması gayet mümkün. Bahsettiğim bu farklı kuvvet ya da belki gerilme demeliyim. Sizce ne olabilir? Anlattıklarıma bakarak bunun yapılar söz konusu olduğunda oldukça önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu videoda bahsedeceğimiz bu yeni kuvvetin ya da gerilmenin adı kesme. Evet. Kesme söz konusu olduğunda verebileceğim en iyi örneklerden biri bu kitap. Ne kadar da kalın olduğunu görüyor musunuz? Bu kitabın sıkıştırmaya ve germeye dayanıklı olacağı da su götürmez bir gerçek. Demek istediğim, kitabı sıkıştırarak ya da gererek şeklini bozmak pek de mümkün değil. Fakat şu an yapmakta olduğum hareketi görüyor musunuz? Sadece parmaklarımla hiç de zorlanmadan kitabın şeklini kolaylıkla bozabiliyorum. Yani onu deforme edebiliyorum. Parmaklarım kitabın yüzeyine paralel ve bu yönde olan bir kuvvet uyguluyorlar. Sonuç olarak da kitabın sayfaları bu şekilde birbirleri üzerinden kayıyorlar. İşte kitabın sayfalarının bu şekilde kaymasına kayma ya da kesme diyoruz. Terimler konusunda biraz daha detaya gireceğim hiç merak etmeyin. Şimdi elimizde bir silindir olduğunu düşünelim. Evet silindir bu şekilde yere sabit olsun. Ve şimdi de az önce kitap örneğinde olduğu gibi silindire ara kesitine paralel bir kuvvet uyguladığımızı varsayalım. Kuvveti bu şekilde çiziyorum. Kitabın sayfalardan oluşması gibi bu silindirin de buna benzeyen kesitlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Kesmeyi en iyi bu şekilde anlayabilirsiniz. Elinizdeki cisim ne olursa olsun cismin silindirin şeklini bozmak için uygulanan kuvvete paralel kesitlerden oluştuğunu düşünün tamam mı? Şurayı da tamamlayayım evet oldu. Kuvvete bağlı olarak aynen kitap gibi silindirin de şekli bozulacak kuvvet uygulanmadan önce bu şekilde olan silindir kuvvet uygulandıktan sonra çizmeye çalışıyorum. Evet bu şekilde olacak yani deforme olacak. Az önce bahsettiğim kesitlerde aynı kitabın sayfaları gibi kayacaklar. Bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Bu kesitlerin kayması neden durur dersiniz? Yani neden sonsuza kadar kaymayı sürdürmezler? Cismin yapıldığı malzeme geri çağrıcı bir kuvvet uyguluyor olabilir mi? Peki bu geri çağrıcı kuvvetin yönü nedir? Bunu anlamak için buradaki kesitlerin birkaçına odaklanabiliriz. Evet, hadi en üstteki ve onun altındaki kesite biraz daha yakından bakalım. Bu en üstteki kesitin altındaki, bu da en üstteki kesit olsun. Daha iyi görebilmek için aralarındaki boşluğu da geniş tutuyorum. En üstteki kesite bu şekilde bir kuvvet uygulayınca kesit bu şekilde diğerini geçerek kaymaya başlıyor ama kayması sonsuza kadar sürmüyor. Kaymanın sonsuza kadar sürmemesinin nedeni de üstteki kesit kayarken alttaki kesitin moleküller arası kuvvetlerle onu geri çekmeye çalışmasıdır. Bu yüzden de geri çağırıcı kuvvetin yönü diğer kuvvetin tam tersi yönde olmalıdır kesitler kaymaya devam ettikçe geri çağırıcı kuvvet de artacak. Bir zaman sonra dış kuvvete eşit olacak ve böylece şekilde dengeye ulaşmış olacak. Şimdi geri çağırıcı kuvveti alıp bu kesitin yüzey alanına bölecek olursak kesme gerilmesini bulmuş oluruz. Bunu çeşitli kaynaklarda kayma gerilmesi olarak da görebilirsiniz. Çünkü aslında kesme kuvveti sebebiyle bir kayma gerilmesi oluşuyor. Ama biz şimdilik kesme gerilmesi olarak kullanalım. Nasılsa bu da kullanılan bir terim. Evet, geri çağrıcı kuvvet bölü kesitin yüzey alanı. Kesit kelimesini duyduğunuzda aklınıza az önce gördüğümüz gibi birbirinin üzerinde kayan kesitler getirin. Çünkü dediğim gibi bu bağlamda kesme ve kayma birbir yerine kullanılan terimler. Bunlara ek olarak size bir de buradaki deformasyonun nasıl hesaplanacağını sorabilirler kesitler birbiri üzerine kaydıkları için bir kesitin bir diğeri üzerinde ne kadar kaydığını hesaplayabiliriz mesela en üstteki kesitin en alttaki kesite göre ne kadar kaydığını bulabilirsek kuvvet uygulamadan önce en üstteki kesitin burada en alttakinin de burada olduğunu biliyoruz en üstteki kesit buradan buraya gelmiştir öyle değil mi o halde burası deformasyon miktarıdır yani delta x ama mesela buradaki kesiti ele alacak olursak yer değiştirmenin bu kadar olduğunu görebiliriz. Demek istediğim farklı kesitler farklı uzunluklarda kayacakları için delta x çok da iyi bir ölçü değildir. Bunu daha iyi bir şekilde hesaplayabilmek için aralarında birim uzaklık bulunan iki kesitin birbirlerine göre ne kadar kaydıklarını bulabiliriz. Evet, iki tane rastsal kesit yerine Aralarındaki uzaklık birim uzaklık olan iki kesitin kaymasını değerlendirmek bize daha iyi bir sonuç verecektir. Bu kesitle bu kesit arasındaki uzunluğa L diyelim. Bunu silindirin başlangıçtaki yüksekliği olarak da düşünebilirsiniz. Aralarındaki uzaklık L olan iki kesitin kayarkenki yer değiştirmesini delta x olarak belirleyelim. Bu durumda Aralarındaki uzaklık bir birim olan uzaklık olan iki kesitin kayarkenki yer değiştirmesi ne olur? Burada içler dışlar çarpımı yaparsak delta x/l bölü L, bize aralarında bir birim uzaklık olan iki kesitin birbirlerine göre ne kadar kaydığını gösterir ve bu da kesme gerinimi olarak adlandırılır. Bu arada bu hesaplamayı bu iki kesit içinde yapabilirsiniz. Bulduğunuz sonuç aynı olacaktır. Nasıl mı? Bakın. Eğer bu iki kesidi değerlendirecek olursak burası delta x, burası da L'dir. Bu delta x'in bu L'ye bölümü bu delta x'in bu L'ye bölümüne eşit olur. Çünkü buradaki üçgenler benzer üçgenlerdir. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu açıya yani şeklin ne kadar bozulduğunu gösteren açıya mesela teta diyelim. Bu durumda İster bu üçgeni, isterseniz de bu üçgeni ele alın. Bulmak istediğimiz oran karşı kenar bölü komşu kenardır, öyle değil mi? Karşı kenar bölü komşu kenar. O halde bu kesme açısının tanjantıdır. Kesmeyi iyice anladığımızdan emin olmak için size son bir şeyden, yani kesme, germe ve sıkıştırma arasındaki farktan da bahsetmem lazım. Eğer bu şekli sıkıştırmak isterseniz uyguladığınız kuvvet bu yönde olacaktır. Öyle değil mi? Peki böyle bir kuvvet karşısında bu kesitler ne yaparlar dersiniz? Burada kendime biraz yer açayım. Evet, oldu. Kesitleri bir kere daha çiziyorum. Biraz karışık görünüyor, farkındayım ama lütfen idare edin. Bu en alttaki, bu da en üstteki kesit olsun. Şimdi eğer bu kesitin üzerine bu şekilde bir kuvvet uyguluyorsak kesitler birbirlerine yakınlaşmaya başlarlar öyle değil mi? Sonuç olarak geri çağırıcı kuvvet de bu yönde oluşur. Kesme ile sıkıştırma arasındaki fark sıkıştırmada kesitlerin birbirine yaklaşmasıdır. Bunun tersi olarak germede de kesitler bu şekilde birbirlerinden uzaklaşacaklardır. Ama kesmede durum bu değildir. Kesmede kesitler birbirleri üzerinde kayarlar. Buna ek olarak geri çağrıcı kuvvete odaklanacak olursak sıkıştırmada bu kuvvetin yüzeye dik olduğunu görebilirsiniz. Benzer şekilde eğer söz konusu olan germe olsaydı da yüzeye dik bir geri çağrıcı kuvvet elde ederdik. Ama burada yani kesmede geri çağrıcı kuvvet yüzeye paraleldir. Sıkıştırma, germe ve kesme arasındaki temel farklar bunlardır. Şuraya da not edelim. Kesmede geri çağrıcı kuvvet yüzeye paraleldir. Kağıdı yırtmaya çalışırken uyguladığım kuvvetin bu yönde ve bu yönde olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu kuvvete paralel olan bir düzlem düşünürsek şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Bahsettiğim düzlem bu uzunluk doğrultusunda olacak ve genişliği de gerçekten çok ama çok küçük olacak. Düzlem genişliğinin bu kadar küçük olmasının sebebi kağıdın kalınlığının çok ama çok az olmasıdır. Düzleme dikdörtgen bir kesit olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu düzlemin alanı da çok ama çok küçük ve bunun sebebi de tahmin edeceğiniz üzere genişliğin çok ama çok küçük olması. Ve alan çok küçük olduğu için çok küçük bir kuvvet bile bu kağıt üzerinde çok büyük bir kesme gerilmesi yaratacak. Kesme gerilmesi o kadar büyük ki kağıt buna dayanamayacak ve bu şekilde yırtılacak videoyu beni gerçekten de şaşırtan bir konuyla kapamak istiyorum. makasın kağıdı her zaman bu şekilde kestiğini düşünürdüm ama aslında bu şekilde keserler. yani makasın iki ucu aynı hizada değildir. bakın ve işin püf noktası da bu zaten. makas bizim kağıdı yırtarken kullandığımıza benzer bir kesme gerilmesini kağıda ancak bu şekilde uygulayabilir ve bu sayede de kağıdı keser makasın kağıdı yırttığını değil kestiğini söylememizin sebebi de budur.